Güzel bir bilgi yok o yüzden dümdüz üçgen eşitsizliği yapabiliriz. Soldakinden bakarsak X 9 ile 1 arasında arkadaşlar. Sağdakinden bakarsak 10 ile 4 arasında. Bu ikisini de sağlaması için küçüklerin büyüğünü alıyoruz. Büyüklerin de küçüğünü alıyoruz. 4 ile 9 arasında oluyor. Haliyle 9'dan 4 çıkar 5 bir daha çıkar 4 tane değer için sağlanır D şıkkı. Güzel bir durum yoksa ilk kenarın toplamı diğer kenardan büyüktür arkadaşlar. Bu yüzden bu olduğu gibi çıkar. B artı C A'dan büyüktür. Burada da bakın B artı A büyüktür C olacağı için C eksi B artı A parantezinde çıkması gereken nedir? Eksiyle çarpılıp B artı A eksi C şeklinde çıkmalı. C'ler gitti. A'lar da gitti. 2B kaldı. B şıkkı. Şimdi burada AC arkadaşlar neyden küçüktür? AC'ye X dersek x arkadaşlar 6'dan küçük. Sonra AD'ye ya de da y dersek y de arkadaşlar 8'den küçük. Başka bize bir bilgi verilmiş mi? Hayır. ACD üçgenin kenarları birer tam sayı olduğuna göre şimdi x en fazla 5 olur. Y en fazla 7 olur. Pardon, şunu düzeltiyorum. Burası 5, burası 7 ise burası da 12'den küçük olacağına göre CD kenarı en fazla 11 olur arkadaşlar. Tam sayı demiş çünkü. 12, 11 daha 23 oldu C şıkkı. Tam sayı diye dediği için değer veriyoruz. Yoksa arkadaşlar önce eşitsizlik yapıp toplayıp sonra değer veriyoruz. Basit eşitsizliklerden hatırlayın lütfen. 60 derece olsaydı demek lazım. 60 derece olsaydı 6. O zaman 6'dan büyük bu. Sonra 90 derece olsaydı 6 kök 2 olurdu. Ama 90 dereceden küçük demiş. O zaman 6 ile 6 kök arasında 6 kök nedir? Kök 72. Demek ki 7 olur. 8 olur. Bu kadar. 9 olursa kök 81 oluyor çünkü. 2 tane değer var. A şık. İçeride olduğu için B, D, D e, e, mantık olarak arkadaşlar AB ve A, C toplamından küçük olacaktır. Dolayısıyla 19 olduğundan B, D, D, e, e, toplamı da 18 olur maksimum. Sadece yapacağımız yorum bu. Çünkü bakın şöyle göstereyim. Bunu uzatsanız bile şöyle T deseniz bile B, T, T, C'den küçük olduğuna göre B, D, D, e, e, C hayli hayli küçüktür. O yüzden 19'dan küçük 18 D şıkkı. Yüksekliği büyük olan kenar daha küçüktür arkadaşlar. Burada tam tersi bir durum vardı. Çünkü yardımcı elemanlar büyüdükçe kenarlar küçülüyordu. Dolayısıyla H, C küçüktür H, B demek böylece B kenarı C'den büyük demektir arkadaşlar. B kenarı da gördüğünüz gibi B açısının karşısı 2x-1. C kenarı da C köşesinin karşısı. Bu yüzden 2x-1 6'dan büyük olacak. x 7 bölü 2'den 3.5'dan büyük olur. Bu arada iki kenarın toplamı haliyle tabii ki neyden büyük olacak? Kenardan büyük olacak. 15, 16 büyüktür 2x, 8 büyüktür x. x'in alacağı değerler böylece 4, 5, 6, 7, 4 tane olur c şıkkı bölgesinde bir nokta dediğine göre bir kere 16 5 artı x'ten büyüktür. Bu yüzden 11'den küçüktür x. Aynı zamanda iki kenarın farkından da bu BDC üçgeninde büyük olacak. 13 eksi 5 8 yapar 8'den de büyük. Demek ki 10 olabilirmiş. 9 olabilir. Başka da değer olamaz. 2 tane B şıkkı. Eğer 90 olsaydı BAD arkadaşlar 25 artı 49'a eşit olacaktı. Ama 90'dan küçükmüş. 90'dan küçük olduğuna göre kenar biraz daha küçük olur. Yani 25, 49 daha x kareden büyük olmak zorundadır. Aynı şekilde normalde bakın eğer 90 olsaydı burası 36 artı 16 52 olacaktı. Kök 52 olacaktı x ancak 90'dan daha büyük bakın daha geniş açı yani x büyüktür kök 52 buradan da o zaman... 25-49 daha 74 yapar. Kök 74 ile kök 52 arasında sadece 8'in karesi olan 64 var. O da E şıkkı bir tane yaptı. Tabana dik indirirsek şöyle bakın 3-3 olur. Bir üçgende hipotenüs en büyük kenardır. Bu yüzden 11'den büyük olacaktır. Alacağı en küçük değer 12 E şıkkı. İkiz kenar bir üçgen olduğu için tabana indirilen dik tabanı 2'ye böler arkadaşlar. Böylece 3, 8 daha 11 oldu. Hipotenüs en büyük kenar 11'den büyük olması lazım. Alacağı en küçük değer 12 oldu. E şıkkı. Şimdi hemen bakalım bir. A kenarı 16. Şöyle A köşesinin karşısı. B açısı 60 derece. Burası da 14 oldu arkadaşlar. Şimdi burada C açısını bilmiyoruz ya. C açısı eğer geniş açı olursa böyle bir dikindiririz. Dolayısıyla buradaki e, ee, şu AC kenarı 14 olduğundan dolayı buradaki AB kenarı farklı bir kenar olur. Sonra arkadaşlar eğer C açısı dar açıysa 60 derecenin karşısından böyle dik indiririz. Böylece bu AB kenarı farklı bir kenar olur. O yüzden iki tane üçgen çizebiliyorum. Bakın bu gitti. Sonra 3, 4, 5 üçgen demiş. Zaten üç kenarı da bilinen sadece bir üçgen vardır. O yüzden bu bildiğimiz 37, 53, 90 üçgeni aslında. A 108 bakalım, A 108. E, sonra bunun karşısı olan kenar 6 birim, sonra B açısı diyelim, burası 8 birim ve C ve karşısını bilmiyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar, burada yine şimdi 108'in karşısı verilmiş, evet 6, 8 de verilmiş tamam, ama C açısını bilmediğimizden veya C kenarını bilmediğimizden bu üçgenin yine nasıl bir üçgen olduğunu bilemeyeceğiz. Bu yüzden bu da soru işareti cevabımız yalnız iki B şıkkı.